Bir kısaca tekrarlarda bulunalım. Bir tane daha var bizim. Ondan sonra bir vakamız daha var. Tabii bu vakalar bir hayli uzun vakalar. Ben bu saat için biraz daha tabii yakın firmalardasınız. Tabii bir şirkete de gidip toparlamak gerekecek. Ondan sonra öncelikle Funda Hanım'a ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz. Sander'e teşekkür ederiz. Size böyle bir fırsat sunduğunuz için. Ondan sonra sizden ricam, ondan sonra böyle bir dernek ve yönetim varsa ilişkileri öncelikli olarak dernekle güçlendirmek. Şimdi biz mesela bir dış ticaretle ilgili bir şey düşünüyoruz. Funda Hanım'ın yine liderliğinde. Lider olmazsa bak bir şey olmaz. Ondan sonra onun dışında da belki bir insan kaynakları yetenek yönetimiyle ilgili bir şey düşünüyoruz. Bizim yaptığımız aslında bir iş platformu ve ticaret platformu. Orada da partner firmalarımız var. Ben aslında Sander'in bir eğitim partneri olmak istediğimi söyledim. Güzel de bir başlangıç yaptık. Ondan sonra inşallah bu yıllara dayalı bir şekilde gelişir. Bizim diğer eğitimlerimiz ise klasörlerde görmüşsünüzdür, incelemişsinizdir. Onlarda da seve seve şirket yerinizde ama böyle bir günlük, böyle yarım günlük değil de böyle iki günlük vesaire destek olmak isteriz. Şimdi bir vaka var, onu Adil Hocam sen okun. Siz gördüğünüz hataları söyleyin. Şimdi bu vakalar yöneticilerin geliştirilmesine yönelik vakalar. Ve siz de buradan ayrıldıktan sonra şu olmaz. Nedir onda da? Bildiğiniz şeyler size aktarılır, tartıştırılır. Benim buradaki rolüm sadece bir eğitmenlik değil. Yani onu bir düzeltelim. Yani kafada öyle bir şey varsa benim buralardaki rolüm moderatörlük. Olabildiğince sizi tartışmaya çekmek ya da tartışmayı alevlendirmek, ondan sonra farklı bakış açıları varsa diğer yöneticilerden onları da o deneyimleri, bilgileri ve tecrübeleri aktarılmasını sağlamak. Çünkü burası bir yetişkinlerin bir platformu. Yani hedef kitle burada zaten sektörde 5 yıldır, 10 yıldır, 20 yıldır, demin arkadaşımız neredeydi? 24 yıldır çalışıyor. Görmediği aslında vaka yok. Yaşamadığı nedir onun adı? Senaryo yok düşündüğünüz zaman. Dolayısıyla da teorik tarafa kaçarsa çok çabuk arkadaşlar sıkılabiliyor. Biz de olabildiğince onları pratik tabanlı yapmak istiyoruz. Mesela bir vakamız daha var. Bunu tamamlayalım ve günü noktalayalım. Adil Hocam sen okursan. Hakan Güler'in bir iş günü. Mikrofona konuş hocam. Bu mikrofonla senin iş günü kötü. Siz zaten anlattık. Yok. Şimdi burada, burada bir başka bir çeşitli vakalar var. Onları belki ilerleyen zamanda belki şöyle söyleyeyim. Sadece mesela bizim kaçında 4 Şubat'ta mı? 4 Şubat'ta yani. 4 Şubat'ta bir pazarlık ve müzakere teknikleri var. Ondan sonra onun Levent tarafında yapıyoruz. O ücretli bir etkinlik. Ama bir benzerini belki daha Mayıs'ta falan belki sizinle yapabiliriz. Pazarlık ve müzakere teknikleri. Ondan sonra yine yarım günlük bir etkinlik yapabiliriz. Sadece orada iyi pazarlık ve müzakere, yani bu az önce yaptığımız teatral tabanlı çalışmaları belki yapabiliriz. Burada da günlük bir rutin içerisinde satın alma etkileşimli, kesişimli bir şeyler var. Bilgiler var. O bilgileri sizin tartışmanızı istiyoruz. Lütfen gördüğünüz şeyleri hemen el kaldırın. Burada bir hata var. Bu paragrafta bir şey var, farklı bir durum var. Lütfen onu söyleyin. Bu vaka yurt dışı kaynaklı bir vaka, onu da söyleyeyim. Menşe'yi de vereyim. O İngiltere tabanlı bir vaka bu. Bunu ben yazmadım ondan sonra. Fakat oynama yaptım yani, revizyon yaptım. Çünkü orada hani Manchester geçiyor falan böyle hani vilayetler, şeyler falan çok farklı. Dolayısıyla biz onu biraz daha kendimizi uyarladık. Ama çok da sevdiğim bir vaka. Günün farklı saatlerinde farklı işler, not almak gerekiyor. Organizasyonel tarafları da olan ama tartışalım ve günümüzü bitirelim. Okey. Hakan Güler İstanbul Hadımköy'de bulunan BNN Plastik Şirketi'nde çalışmaktadır. Şirket saklama kapı başta olmak üzere plastik ufak eşyalar üretiyor.
Hakan Bey üretimle fabrikanın tüm ekipmanlarından sorumlu, bakımından sorumlu ve onun için çalışan 6 tane elemanı var. Mesela hemen bunu yazmanız lazım. Bakımdan sorumlu 6 çalışanı var. Bir örgüt şeması, hemen böyle bir organizasyon şeması koyabilirsiniz. Devam edelim. Yine üretimle ilgili planlamalar, malzeme ve cihaz parçalarının envanter yönetimi tamamen Hakan'ın sorumluluğunda. Hakan'ın günü çünkü belli zaman dinlenen göre şöyle aşağıdaki gibi. Sabah 8'den itibaren işe geliyor ve bilgisayarında bir önceki günden bu yana işin neler olduğunu öğreniyor. Kayıtlı olan bir arıza olmadığını görünce planlanmış olan bakım çalışmasının nasıl gittiğini öğrenmek için elemanı Selim'i alıyor. Selim ona önceki akşam makinelerden birinde bir varlığı değiştirmeyi planladıklarını ancak yeni varlığı yerine sabitleyemediklerini anlatıyor. Stokta bulunan parça doğru parça olarak etiketlendiği halde değiştirdikleri parça ile aynı değildir. Bu nedenle eski parça yeniden takılmak zorunda kalınmıştır. 2 saatlik iş ise boşa gitmiştir. Hakan bu durumdan hoşnut olmayan Selim'e tedarikçiyi arayarak derhal bir değiştirme yapmasını isteyeceğini belirtiyor. Saat 8.30'da... Doğrulama ek. Efendim? Satın almadık bir şey, doğrulama ek. Tamam, çok güzel. Ben bu sefer de ulaştırayım. Adil'le rol değişelim. Benim sesim dinlensin. Siz tespitini söyleyin. Satın alma yapılan malzeme ile ürünün giriş kontrol ve mal kabuldeki doğrulaması yanlış. Tamam, yani çok güzel. Adil biraz yukarıya kaydı tekrardan. O da şeyde bir zaman kaybına maruz olmuş. Bir kere bunu hemen... Etiketleme doğru çünkü ama ürünün kendisinin... Çok sık yaşanılan konulardan bir tanesi, problemlerden bir tanesi. Manah problemleri, valve problemleri. Ondan sonra diyor ki bir şey oldu diyor, arıza çıktı diyor. Parçayı aldık taktık, diyor bu o parça değil. Yanlış parçaymış diyor. Etiket doğru. Evet, ondan sonra onlar doğru olduğunu zannediyorlar. Yedekte de koymuşlar, envanterde. Fakat envanterdeki ürünle ihtiyaç olunan ürün aynı değil. Ciddi bir problem, güzel bir konu, evet. Saat 8.30'da ofisine geri dönen Hakan, e-postasını ve takvimini kontrol ediyor. Kardeş şirketlerinin bulunduğu Konya'ya bir uçuş rezervasyonu yaptırması gerektiğini hatırlar. Çünkü bakım operasyonlarını yerinde izlemesi için davet edilmiştir. Kendisine daha önce tatil rezervasyonunda çok yardımcı olan seyahat ajandasının telefon numarasını sarı sayfalardan bulur, onları arar, ajandada detaylı not eder. Ona bütün ayarlamaları yaptıktan sonra kendisini şirket üzerinden arayacaklarını söylerler. Bir görüş var mı? Teknolojiyle sıfır bağlantı yani. Orada mikrofon yani. ERP sistem üzerinde bir kaydetme olabilir. İletişim bilgilerinin sayfalardan bulması biraz eski bir yöntem. Dijitalleşme yok yani. Dijitalleşme yok. Ben de aynı şeyi söyleyeyim. Aynı şeyi söyleyeceksiniz. Arka taraf. Arka tarafı niye çekemiyoruz derse? Planlama evet. Eksikliği var. Ayrıca burada satın alma işine karışıyor halde bakım olması, bakım olduğuna dair. Bıraksın da satın alma haldesin yani uçuş rezervasyonunun yerlerinde. Uçuş rezervasyonu yapıyor musun sen? Yok yapmıyoruz yani ayarlamaları şeyleri yapıyoruz. Yani onu da için. Ama baştan planlama... Baştan... İdari iş mi? İdari iş. İdari iş. Tamam. Tamam bununla ilgili olarak mesela bir belirli bir sekreterye falan yok mu? Şirketin çalıştığı bir seyahat acentesi vesaire olmaz mı? Zaten anlaşmalarınız muhakkak olur, anlaşmalarınız olur, hizmet alımlarınızı profesyonel olarak delege edersiniz. Evet, bundan yola çıkarak şirkette böyle bir eksiklik olup olmadığı ile ilgili iğneyi batırabilir miyiz? Yani bir yeniden yapılanlarla ilgili bir şey söyleyebilir miyiz? Görev tabii. Karmaşası var. Ya da Hakan'ın, evet görev karmaşası olur, ya da Hakan'ın bunu bilip bilmediğini bilmiyoruz bu dataya göre. Değil mi? O da olabilir. Devam edelim. Saat 8.45. Saat 9'daki toplantı için hazırlanmış. Ocak 2010 üretimi için bunu 2020 diyelim. 2020 üretimi için kendisine ham madde, yarım amelik parça, iş gücü ihtiyacı ve ne gibi yenilikler olabileceği sorulacaktır. Hakan doğru kişi mi? Hayır. Ne alaka üretimdeki ham maddeyle? Abi öyle giriyorsun, korkutuyorsun beni yani. Hani böyle bir arada bir eksik kaldı ya. Evet, şimdi söyle. Yani üretimdeki ham maddeyle onun alakası yok ki, adam bakımcı. Yani ona sorulması doğru bir şey değil. Değil. Neler sorulmalıydı? Dur. Yani yapılan bakımlarla ilgili ya da neyin bakım yapılacağıyla ilgili bunlar sorulabilir. Bu onun görev alanında değil diyorsun. Tabii üstüne değil. Vazife mi edilmiş? Edilmiş gibi görünüyor eğer oradaki doğruysa. Tamam. Evet. Saat 9 ve 11.30 arasında toplantı başlamıştır. Hakan'ın ekstra ham madde ve yarım amel için ihtiyaç duyulan bütçenin hazırlanmasında
ana problemlerinden bir tanesi orijinal kartın alınmasına dair hiçbir kaydın olmamasıdır. Şirkete sadece 6 ay önce katılmıştır. Ne demek orijinal kararlarla ilgili olarak şirketin hafızasında böyle bir şeyin olmaması? Ya da şirket hafızası nedir? ERP programı yok. Yani herhangi bir verisi yok. Evet. Doğru. O yüzden bir datası olmadığı için ileride... Doğru. Yani geçmişle ilgili olarak kim ne yapmış? Envanter kayıtları düzenlemiş. Yani sistemle ilgili olarak ciddi problemler var. Tamam. Bunu da bir yere cebimize not ettik. Evet. Saat 11.30. Toplantı sonrasında Hakan tedarikçisi ile problemli bir bağış konusunda görüşür. Tedarikçi Hakan Bey, ürün tasarımının yaklaşık 2 yıl kadar önce değiştiğini, bunun bazı müşteriler için ufak tefek problem yarattığını, bu nedenle dizaynı yeniden değiştirdiklerini söyler. BNN'deki parça 2 yıl önceki değişiklik yapımların 1-2 hafta önce satın alınmıştır. Hakan, tedarikçi ile yeni parçanın en kısa sürede gönderilmesi için anlaşır. Ancak tedarikçi eski parçayı maliyetten düşmeyi kabul eder. Anladığım kadarıyla satın alma departmanı yok bence bu şirkette. Dur, onunla görüşecek. Sen niye çok hızlı gidiyorsun Halil? Biraz da şey yap, sükut dur. Arzala gidecek hocam. He? Yani Arzala gidecek. Evet, bir an önce bitirmeye çalışıyorum. Bence montu çıkarsın, psikolojik olarak gidecek. Ben zaten hazırlığı var üzerinde. Evet ya, ben de tam öyle tiplere gıcık olurum ha. Çıkarsın. Yok kardeşim. Toplantı sonrasında. Bir dakika, neredeyiz? Onun evet, mesela tedarikçinin yaklaşımı konusunda ne düşünüyorsunuz? Tedarikçi toplayacak. Burada siz uzun süredir çalışıyorsunuz. Bir tedarikçi size yardımcı olmak ister misiniz? Tedarikçi değil aslında. Tedarikçi değil. Satıcı mı? Güzel. Bak satıcı diyor, tedarikçi değil. Parçayı satmışım 2 sene önce. Bir daha ne değiştireceğim, değil mi? Bir daha ben onu kime satabilirim ki? Hani böyle al eskiyi ver yeni falan gibi bir şey değil. Ama şöyle bir şey var. Değiştiyse zaten alma yükümlülüğü böyle bir sözleşme bir şey yoksa almaz yani. Evet, haklıyım. Almıyorum ben de. Ama aradaki ikili ilişkilere dayanarak belki alabilir. Ama orada şey var hocam. 2 hafta önce malzeme satın almış tedarikçi. 2 yıl önce bunu değiştiğini söylüyor. 2 hafta önce niye satıyor? 2 yıl önceki değişiklikten önce evet, sen tedarikçi bana soruyorsun. 2 yıl 2 hafta. Ben satıyorum kardeşim. Aldım mı aldım bana ne? 2 yıl 2 hafta. Dur biraz kışkırtayım. Hakan bu işten alabiliyor. Hakan bu işten anlamıyor. Hakan'a... 6 ay önce geldi. Hakan'a çok iş vermişler. Evet, Hakan'a çok iş vermişler. Gereğinden fazla yüklü var. Peki, daha sonra soracağım. Hakan'a gereğinden fazla yük ve verildiğini söyleyen arkadaşlar. Acaba size ne kadar bir ölçüde yük veriliyor? Hakan'dan daha fazla. He? Evet. Saat 11.45, üretimden Tolga, Hakan'ın ofisine gelerek sipariş verdiği özel parçanın gelip gelmediğini sorar. Hakan, bilgisayardaki sipariş listesini kontrol eder, parçanın sipariş numarasını saptar ve satın alma sistemindeki durumunu kontrol eder. Bir satın alma sistemi var demek ki. Teslimatın ertesi gün yapılması beklenmektedir. Tolga bu habere memnun olarak diğer işine geri döner. Evet. Hocam. Evet, yan taraf sesim çıksın yan taraf. Tolga bir parçayı soruyor. Tolga, üretimden geldim. Hakan'a mı gitmeliyim? Soru bu aslında. Bakın bir bakın. Planlama ekleri. Sen de Tolga'nın bu sesi niye böyle direkt zaten? Evet. Problem var. Bir dakika, kurtulamazsınız. Ön taraf, Hakan'da Tolga'da neymiş ki? Var. Üretimden Tolga. Üretimden Tolga geldi, Hakan'a gidiyor. Aslında arada bir de Selim vardı ama. Arada bir de Selim var. Onu çizdi mi defteri? Yok. Üretimle ilgili bir parça oldu. Yani parçaysa o yüzden gitti. Onun takibi. Hakan mı yapar? Normalde satın alma birine gidiyoruz lazım. Şey üretimden bir kişi direkt satın almaya gidemez bu bir. Arada birkaç departman var. Yok gidebilir dediler de o yüzden. Görevli. Çok güzel. Peki gündelik hayatta da herkes sistemden mi bakıyor yoksa zaman zaman sizi görmüşken size de iletmiyor mu sıkıntılarını? Tabii bu çok şey oldu, çok doğal oldu. Tabii abi, bana geliyorlar. Şimdi bizim vermek istediğimiz vaka hazırlıkçısı da zaten bunu tespit etmek istiyor.
O zaman çünkü gündelik hayatta herkes sistemden gitmiyor. Sisteme yüklüyor ama görmüşken seni gel abi bir dakika bir derdimiz var. Yakınlık arıyor yani. Daha fazla ilgi, alaka, şefkat istiyor. Evet, kongreye girer. Şöyle bir eksiklik de var ama mesela bu arkadaş, üretimden Tolga isimli arkadaş bu parçayı sipariş ettiği zaman satın alma veya işte Hakan biz bunu sipariş ettik. Tedarikçimiz bunu şu tarihte göndereceğini taahhüt etti gibi bir geri bildirimde bulunmamış mı? Yani bulunması gerekir bence. Daha önceden. O tarihe kadar. Da gel beklenti o yani her gün arayıp sormaktansa şu tarihte gelecek. Evet. Bu tarihte sorduğuna gerek yok. Tabii yani sürekli bu telefon trafiği, görüşme trafiği gereksiz bir zaman kaybı olarak. A'dan Z'ye sana katılıyoruz. Fakat arka taraftan mücadele üreticimiz diyor ki gerçek hayatta, gündelik hayatta dedikleriniz doğru, katılıyoruz ama gerçek hayatta bu gibi durumlarda yaşanabiliyor. Doğru. 11.55 Hakan yeniden e-postasına bakar. Var olan veya BNN ile gelecekte çalışmak isteyen tedarikçilerden gelen birçok katalog ve reklamın yanında Sanes Metal'den gelen ve bir tedarikçi olarak performanslarının ölçümleme amacıyla gönderdikleri anketi görür. Tamam. Satın amacı yani olmuş. E-postasına her şey tutmuş. Bu anketi tamamlaması sadece birkaç dakikasını almıştır. Bu kadar kısa sürede onu tamamlaması bir sefer şey anket kime gelmeliydi? Anketi kim cevaplamalıydı? Satın alma. Devam edelim. 12.30 öğle tatili. Yemek hizmeti dışarıdan bir şirket olan aşçı yemek hizmetlerinden tarafından işletmektedir. Hakan yemeğini yer ve işe döner. Evet, bir yola geliştiği var mı? Yer benim. Aşçı falan. Saat 13.10. 14'teki toplantıya hazırlık olarak Hakan şirketi satın almak istediği baskı sistemi için hazırladığı bakım planını bir kez daha kontrol eder. Yemek için bir şey söylediler mi? Yok. Yemek için getiriyoruz. Hayır, yani bir bilgi daha var. Şirkette bir outsource operasyonu var. Aşçım yemek. Yani buradan verilmek istenen bir mesaj var. O da şu. Şirket bunu kendisi üretmiyor. Dışarıdan alıyor. Demek ki bir tedarikçi ilişkileri konusunda bazen bu tür hamleler de yapıyor. Yani bize ne kardeşim, sizin şöyle düşünmeniz lazım, bu bilgi burada niye verildi? Eğer kuşkucu kimliğimiz varsa, bu bilgiyi burada niye veriyoruz? 12.30'da yemeği yedi geldiler. Orada aşçı mahçım bir şey diyorsa, hemen sizin hemen demeniz lazım. Yani burada bir outsource, dış kaynak kullanımı var. Devam edelim. Daha önce acaba yemek halde mi geliyor hocam? Onu yazmamış ama. Dışarıda gelmiş. Trollüyorsun gibi içimde bir iş var. Dışarıda acaba gelmiş. 13.10, evet. 14'teki toplantı yazılık olarak Hakan şirketin satın almak istediği baskı sistemi için hazırladığı bakım planını bir kez daha kontrol eder. Değerlendirme kurulunda yer alan 6 kişiden biridir. Güzel. Değerlendirme kurulunun nasıl olmalı? Hakan içeride mi olmalı? Evet. Ekipmanın tüm kullanım süresi boyunca çıkaracağı maliyeti değerlendiriyorlar. Satın almak, ulaştırma, kurma, deneme, operasyon, bakım ve atık haline geldiğindeki maliyetleri değerlendiriyorlar. Aynı zamanda 6 kişilik bu takımın diğer üyeleri satın alma şefi, personel müdürü, mühendis müdürü, üretim müdürü ve kalite müdürü. Hemen hızlı 5.30'da servisler varmış hemen. Bir cümle söyleyin. Demek ki satın almacı değil, şef var orada bir tane. Evet. Görev başka. Personel. Adil kaydın mı? Benim gibi yukarı çık. Evet. Şurada yani personel müdürü gerekiyor. Canım maliyetlendirme kısmına vakfı olmaz. Ona kanaat getiremedik, bir soru işareti koyduk diyorsun. Evet, başka? Personel müdürü, aynı şekilde. Ne alaka? Evet, olmaması gerekir diyorsun. Güzel yani, gol. Yine reklamma müdürü belki olur. Olabilir. Yani burada verilenler değil, bazıları olmayabilir. Gitsin işlerinde çalışsınlar, evet. Başkaları olabilir. İşi sağlama almışlar. İş yok, olmaz. İşi sağlama almışlar, şey yapmıyoruz. Fakat buradaki bir başka konu, aslında bir satın almayla ilgili olarak tüm cihazın kullanım eğrisi boyunca çıkaracağı maliyetler konusunda eğer bir çaba varsa bu da aslında bir satın alma kültürlüğüyle ilgili bir ipucu da vermez mi? Verir. Elbette verir. Demek ki işletmede böyle bir cihaz vesaire alındığı zaman baskı sistemleri teknik bir çalışma yapılıyor. Yani buradan da bu bizim size bu teknik çalışma nasıl yapılır gibi böyle anlatmamız lazım. De bakın. Evet. Saat 15.05. Baskı sistemiyle ilgili toplantı sona erdikten sonra Hakan satın alma şefiyle birkaç dakika konuşarak 2 yıl önce satın alınan parça ile ilgili programdan bahseder.
Satın alma şirketi tedarikçi firmayı bir kez de kendisinin arayacağını söyler. Saat 15'te şu anda satın almacıyı devreye soktu. Kendisi yapamadı. İlk yapılması gereken evet, bir çeyrek. 15-15. Hakan bakım alanına giderek çalışanlarına gün içindeki gelişmelerle ilgili bilgileri aktardığı en formal bir toplantı yapar. Hızla. Çalışanları olan BNL'nin ana müşterilerinden birinin satın alma müdürünün fabrikada gezdiğini söyler. Neyse ki bütün ekipman düzgün bir şekilde işlemektedir, ancak üretim bölümü onların bazı rutin testleri firmada ziyaretçi varken yapmamalarını istemiştir. Hakan bu ziyaretten niçin haberi olmadığını düşünür. Ayrıca üretim bölümünün testleri engellemesine de şaşırmıştır. Testlerin mümkün olan en kısa sürede yapılmasını isteyen Hakan, üretim bölümünün müdürüyle ofisin önünde konuşmayı planlar. Bu işletme içerisindeki işte karmaşalardan bir tanesi. Çok net. Evet. Saat 16. Satın alma ofisinden şirketin ana tedarikçinin belli bir takım kriterler çerçevesinde değerlendirmesini isteyen bir e-posta almıştır. Anketi cevaplandırarak geri gönderir. BNN test ekipmanı için tedarikçi olmak isteyen bir firmadan da e-posta gelmiştir. Onu kendi fabrikalarına davet edilirler. Gitmeye karar verir ve bu repostoya cevaplandırır. Bu, kendi kafasına göre hareket ettiğinin çok net taraflarından bir tanesi. Kurumsal bir davranış değil. Tedarikçiler onu sponsor edilmiş. Başına buyurursunuz. Tamam. Aslında yani, satışçılar direkt bu kişiyle muhatap olmayı çok sever. Aynen. Doğru, güzel gol. Ama bir problem var. Sürekli, zannedersem maili dışarıya açık, farklı farklı yerlerden. Biraz önce de değerlendirme maili geldi. Şimdi tedarikçi maili geliyor. Dıştan gelen bu gibi maillere kapalı olması lazım. Bakım onarım içerideki bir işlem. Oradan da önünü kesebiliriz. Kes. Şimdi oradan başka tartışmalar var da yani. Hani keselim, kesmeyelim başka bir şey de. İş ilişkisi anlamında aslında yani delege etmesi, yönlendirmesi gereken yerlerde hemen tamam ben buna girerim deyip canhıraş bir şekilde giriyor. Aslında sonraki günlerde belki işletme diyebilir ki sen buna niye cevap verdin? Niye bu anketi doldurdun? Üreticisi gelir der ki sen daha 6 aydır buradasın. Ne alaka? Ne yapıyorsun? Böyle Ali Kıran baş kesen mi oldun falan diyebilir yani. Evet. Saat 16.30'da şirketin yeni ürün sunma planı ile ilgili bir toplantı yapılacaktır. Baskı sistemi toplantısındaki kişiler bu toplantıda yer alacaktır. Onların yanında satış ve pazarlama bölümlerinden birer temsilci gelecektir. Burada yeniden o toplantıda evet, olması gerekenler, olmaması gereken. Buradaki soru gereksiz değil aslında. Bizim buradaki her satırdan sonra bizim firmada, bizim sektörde ne oluyor? Siz acaba gerekli gereksiz toplantılara hiç dahil olmuyor musunuz? Canınızın sıkıldığı hiç toplantı olmuyor mu? Benim ne işim var bu toplantıda dediğiniz olmadı mı? Ya da bunun ne işi var bu toplantıda Allah aşkına? Ya da bu bölüm neden yok bu toplantıda? Evet. Onun konusu değil. Aynen. Eksik olanlar. Kaç kere girmişsinizdir bu toplantıya? İdeal olanı söylemek çok başka bir şey de her gün yaşadığınız aslında rutinin de bir merkezinde olan bir şey. Tepe yönetimler kim var kim yok. Ondan sonra departmanlara göre değil yöneticilere göre. Mehmet de gelsin, Ahmet de gelsin. Aa evet Sevda Hanım gelse iyi olur. Çağırın ihracat da gelsin, bir dinlesin. Oluyor. Saat 17.45. Hakan bakım alanını son kez ziyaret eder, öncelikleri tartışır. Saat 18.20. Masasını ve e-postasını sürekli e-postaya alır. Son kez kontrol eder, ofisini kapatarak eve gider. Evet. Burada tabii olumlu ve olumsuz bulduğunuz noktaları değerlendireceğiz. Fakat vakit biraz şey olduğu için ondan sonra bazı arkadaşlarımızın kendi masalarını, iş yerlerini, son dakika bir şeylerini bir toparlamaları için bir vakit bırakmam gerekti. Funda Hanım ve tepe yöneticilerimiz Yılmaz Redaktör'ün değerli yöneticileri bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir etkinlikte yeniden buluşmak üzere. Ondan sonra fotoğraf çekilir. Yok, ona gerek yok artık. Ondan sonra arkadaşlar Bayer Network'e de bir üye olurlarsa mutlu oluruz. Tamam? İyi akşamlar.